Allah aşkına, çok şıksınız. Sağ olun, gayet makul fiyatlara aldım. İtalyan mafyası olmak istiyorum şu an. Değil mi? Öyle değil mi kıyafet? Evet, biraz öyle. Ben biraz daha uzaklaştırıyorum. Lütfen. Benden olsa olsa Sinop mafyası. Marka takıntısı var mı? Tabii ki yok. Pazardan da alırım. Yani alıyorum zaten bugüne kadar. Benim üzerimde hiç gördünüz mü marka bir şey? Ben görmedim 7 senedir. Hayır, bu takıntı değil. İsteyen istediğini alabilir, isteyen istediği para harcayabilir. Ben yapamıyorum. Saçma geliyor. Bana saçma geliyor yani. Çünkü ben bir şekilde böyle hani dişimi fırçalarken bile hani şu hareketi yaptığım anda suyu kapatan bir insan olarak yetiştirildim. Kimi pintilik der buna, kimi de tasarruf der. Bilmiyorum ya, kıyafet çok dünyevi bir şey olmadığı için çok fazla para harcamayı tercih etmiyorum. Şüpheleriniz de çok dikkatli, kocaman kocaman. Nasıl taşıyorsunuz? Ben en çok merak ettim. Bir erkek olarak en çok merak ettim. Ağır bir şey değil yahu. Peki, son olarak yüzükler dikkatimi çekti de hepsi sizden mi yoksa sevginizden de geldi mi? Bilmem. Olabilir. Olabilir. Ben sahneye gideceğim. Yakın mı? Peki. Niye anlam yüklüyorsunuz illaki? Bunu biz soruyoruz, dediğim gibi geçen sefer de. Doğum günü hediyesi öyle bir şey değil. Doğum günü hediyesiydi ama bir anlam yüklemeyin. Daha yeni. 6 ay oldu olacak. Daha yeni. Boş verin vallahi bir şey diyeceğim. O güzel. Işin Karaca'nın da bir açıklaması. Arkadaşlar ben artık konsere çıkmak durumundayım. Geçtiğimiz zamanlara sormuştuk. Sahnemi bekliyorum. Hiçbir şey için şu an sahnemi geçmiyorum. Vidi. Bugün benim hayatımda bir ilk. Çünkü ilk defa seyirciyle aramda bu kadar mesafe var. Mesafeyi boş verin. İlk defa seyirciyle aramda su var. Yanmış hayat.